Alpdemir. Evet. O beklenen röportaj geldi mi? Annesinden de bahsediyor. Serena ile olan aşkından da. Bize de mi göndermeler var? Neler var biz neler. Diyelim. Mert Demir'den hakkındaki iddialara yanıt. Serenay Sarıkaya aşkı proje mi? Maşallah. Evet. Muhabir online olarak ilk haberimizi biz yapmıştık. Son dönemin parlayan yıldızı Mert Demir Hürriyet gazetesine röportaj verdi. Her geçen gün başarısını arttıran şarkıcı sorulara bakın ne yanıtlar verdi. Kendini nasıl hissediyorsun? Başarılı şarkıcıya şu anda bulunduğu yerde neler hissediyorsun sorusuna. Kendimle mücadele etmeyi bıraktım ve artık çok başarılı hissediyorum. 10 yıl önce bunu söyleyemiyordum dedi. Ama seviyorum seni. Mert Demir'den aşk açıklaması. Aşkı çözdün mü sorusuna şarkıcı Mert Demir. Yok, aşk çözülebilecek bir şey mi bilmiyorum ama benim için aşk kontrolü kaybetmek olabilir. Çünkü genelde kontrolcüyümdür. Kontrolü kaybettiğimi hissettiğimde anlıyorum ki güçlü bir şeyin içindeyim. Açıklamasını yaptı. Muhabir online olarak ilk haberimizi biz yapmıştık. Serenay Sarıkaya aşkı proje mi? Mert Demir'le Serenay Sarıkaya aşkının proje olduğu iddialarına Mert Demir, bu yaşananın bir proje olduğuna inandırılmak isteniyorlar. Sanki benim arkamda biri ya da bir şeyler var açıklamasını yaparak bu iddialardan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Mert Demir'in annesi bu iddialar için ne diyor? Hakkında çıkan iddialarla ilgili annesinin etkilendiğini açıklayan Mert Demir, annem etkileniyor, oğlum sana şöyle söylediler diyor, ben de ona anne dinleme onları diyorum diye belirtti. Birçok şey yalan. Başarılı şarkıcı son olarak hakkındaki iddialarla ilgili, hakkında söylenen belki son bir senedeki birçok şey yalan. Yine de ben hiç etkilenmiyorum bunlardan diyerek sözlerini noktaladı. Muhabir online olarak ilk haberimizi biz yapmıştık. Mert Demir'e ünlü türkücüden epilasyon teklifi. Sevilen türkücü Berdan Mardini ile Mert Demir arasında geçen bir garip diyaloğu ekranlarınıza getiriyoruz. Ben dedim ki küpe takmayı düşünüyorum, ne yapalım? Abi hiç düşünme dedi, yap dedi. Harca dedi direkt yani. Dedim ki sende de çok kıllar var, bak bende hiç kıllar yok, epilasyon yaptırdım. Ben seni epilasyona götürürüm, sen de bana bir tane küpe hediye et dedim. Bu röportaj sizi tatmin etti mi öncelikle? İnandırıcı buldunuz mu? Yani biz kendisini uzun zamandır takip ediyoruz tabii. Gazeteciler, televizyoncular olarak. Onun hal ve tavırları ile ilgili, özel yaşantısındaki davranışları ile ilgili eleştirilerimizi programda söylüyoruz. Serenay Sarıkaya ile birlikteliğinin bize geçmediğini de defalarca söyledik. Şimdi bu röportajda da tabii bize cevaplar var. Bize söyledi. Ya biz kimsenin annesini falan üzmek istemeyiz. Böyle bir niyetimiz, böyle bir önceliğimiz asla. Ve Mert Demir'in annesi, eğer sizi üzdüysek ne olur özür dilerim ben kendi adıma. Biz hiçbir annenin üzülmesini istemeyiz. Ki bir annenin üzüleceği şekilde de sert eleştiriler yapmıyoruz. Sadece oğlunuz bir ünlü, bir şöhret. Yani ve bu işi zirvede yaşayan bir insan. Bir şekilde zirvede. Biz de tabii ki onun milyonlarca hayranının sorularını, sorduklarını, merak ettiklerini burada yanıtlamaya, yorumlamaya çalışıyoruz. Yoksa bir at niyetimiz yok. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz bu röportajda söylediği çok çarpıcı bir şey var aslında. Biz kendisini eleştirirken, şarkı söylerken hiç sesini açmıyor. Sesi hep tek düze. İçine kaçıyor sesi sanki diye eleştirmiştik. Hep içine içine söylüyor. Halkın yarısı şarkıcı olur o zaman. Yani bu ses tonuyla eğer şarkıcılık yapılabiliyorsa demiştik. Aslında bu röportajda bu söylemimize cevap var arkadaşlar. Röportajı yapan Hakan Gence bizi izlemiş, almış bu konuyu kendisine sormuş. Bu eleştiri var sana, ne diyorsun diye. Yüksek sesin yok senin diye. Benim sesim güçlü bir ses değil. Kimsenin güçlü bir sesi olmak zorunda da değil demiş Mert Demir. Konsere gelen, müziğimi dinleyenler beni özel bulduğu için dinliyorlardır. Güçlü bir ses arıyor olsalar bence beni dinlemezlerdi. Ben de beni dinlemezdim. Dinlemezdim. Evet. Özel, naif bir şeyin peşinde olanlar
Bence beni dinliyorlar. Ben de bu eleştiriler yüzünden çok güçlü okumalıyım diye yanlış bir tribe girmeyeceğim. Herkes bağırmak zorunda değil. Ya ben katılmıyorum. Sen sesini başka türlü kullanamadığın için bu savunmayı yapıyorsun Mert Demir. Tamam, bu da seni idare ediyor sahnede ama ben katılmıyorum. Keşke 2-3 kere sesini dalgalandırabilsen, bir orta seviyeye çıksan, bir daha yükseğe çıksan, bir Bülent Ersoy gibi yükselebilsen, bir İbrahim Tatlıses gibi. İbrahim Tatlıses'ten Akdeniz Akşamları'nı dinlemeni tavsiye ederim. Çok güçlü, çok yüksek oktavlı ama gerekirse çok naif bir şekilde yumuşacık. Kadife gibi de olabiliyor ses. Ben öyle sese sanatçı derim gerçek anlamda. Sen ne ben dersin? Ben alabilir miyim şimdi Bilal Beyciğim? Bana verir misiniz? Verdim. Sizin de. Ya. Verdim. Şimdi bu röportajda benim gözlemlediğim birkaç bir şey var. Bilal Bey zaten söyleyeceklerimi söyledi. Ben de başka bir şeyleri söyledim. Evet. Tekrara düşmeyelim. Şimdi bu röportaja baktığım zaman Serenay'ın sesi bile geçmiyor. Şimdi sen bir aşık bir adamsın. Bir ilişki yaşıyorsun ve aşkla ilgili orada sorular var, söylemler var. Ama adam neticede aşk güzel bir şeydir diyor ama bir nevi akıl kaybıdır da demek istiyor. Yani akıl kaybıdır diyor. Ama şöyle söyleyeyim, aşık olduğu insanı dile getirmiyor. Şimdi ondan sonra da dönüp bize gerçekten Serenay'la aşk yaşadığımızı inanmamızı bekliyor. Bir kere burada kendiyle çelişiyor. Çünkü aşkla ilgili söyleyeceği çok şeyler olabilir. Sonra şöyle bir şey var. O konuşmalarda çok soğuk ve çok donuk bir insan karakteri geçti bana. Çok ezbere bence, gibi değil mi sanki? Evet. Bence Mert'le bir ilişki yaşamak çok sıkıcı. Çok sıkıcı gelebilir bir insana. Ama Serenay çok eğleniyor konserde. Hayır. Yani bir de şimdi Mert genç birisi değil mi? Yani yaşına göre fazla sakin, fazla donuk. Ya canlan ya, canlan yani. Sen daha kaç yaşındasın? Sen aşk adamısın. Bir de aşk taşıyorsun. Serenay'ı seviyorsun. Ya biraz sirkelen ya. Bu nasıl aşk? Bence Mert 70 yaşındaki bir adamın ruhunu taşıyor. Ben Serenay'ın yerinde olsam çok sıkılırım ondan. Belki de ondan bu kadar bir araya gelmiyorlar. Sıkıcı. Aşırı sıkıcı biri. Yani belki Serenay sakinlikten hoşlanıyor. Belki kendi evet, hayatında... Evet, o yüzden Cem Yılmaz'da oldu. Çok sakin. O kadar sakin ilişkiler yaşadı ki ya Serenay. Ya. Türkiye'nin en sakin adamlarıyla oldu. Evet, haklısın yani, Bilal abi. Yani o yüzden de Mert'le ilgili söyleyeceğim, bu röportajda söyleyeceğim şey... aşktan bile bahsederken o kadar aşık olmadığı ve bir aşk yaşamadığı o kadar belli ki. Yani sonra kalkıp da bize... niye inanmıyorsunuz? Neden Serenay'la olan aşkımın işte demesin kimse ya lütfen. Yani bu gerçek olsa insanın içi içine sığmaz değil mi? Her cümlesinde bir Serenay'ı geçirir. Geçirmedi. Gerçekten hissediyor. Abi asla Serenay'ın sesi geçmedi Bilal Beyciğim. Ya röportaj yapanlara da tembihleniyor ya mutlaka. Ya niye tembihleniyor? Onlar da sormuyorlar. Onlar şu an soru hayır niye taktik mi değiştirdiler acaba? Bilmiyorum, sormuyorlar. Yani daha önceki televizyon röportajında da sorulmadı. Hatta konuştuk burada. Neden? Bu röportajda da sorulmadı. Serenay'ın görevi mi bitti anlamadım. Gazeteci sorar herhalde, tembih ediliyor peşi. Tembih ediliyorsa... Yani bundan kaçmak da dediğin gibi, katılıyorum sana canım. Bundan kaçmak da samimiyetsizlik ya. Samimiyetsizlik. Tabii ya, hayatın buysa aşk hayatının merkezindedir bir insanın. Hayatının merkezindedir. Ben ne beklerim biliyor musunuz onlardan? Evet. Serenay'la eğer böyle bir aşk gerçekten varsa Serenay'la böyle bir röportaj yapmalarını isterim. Çıkıp herkesin karşısına. Niye yapmıyorlar? Yapsınlar. İkisi de bekar. Yapsınlar. Anlaşılacak gerçek olmadı. Gerçi Serenay zaten oyuncu olduğu için asla renk vermeyecek ama Mert'ten anlaşılacak. Çünkü niye biliyor musun? Şu birebir yaptığı röportajda bile Serenay diye birine aşık olmadığı o kadar belli ki. Bir evet. Aşk yok içinde, öyle bir duygu yok. Ben Bursalı birine aşıkmış diye duydum. Bursalı? Bursalı birine aşıkmış diye duydum. Bana öyle bir istihbarat geldi, evet. Bursalı biri. Bursalı biriyle evet bir ilişkisi varmış diye duydum. Bana öyle bir istihbarat geldi. Yani Serenay bir kamuflaj yani. Bir o ilişkisini geldi. Örtmek için bir kamuflaj mı Serenay? Evet, güvendiğim bir insandan geldi bu istihbarat. Araştırmadım. Araştırabilirim de, arkasına düşebilirim de önemsersem.
Yani araştırmadım ama böyle bir istihbarat geldi. Bu, güvendiğim bir insan olduğu için söylüyorum. İkisinin de hayatında başka kişiler olduğu konuşuluyor zaten. Bunun yani bir öyle duyumlar anlaşma var. Olduğunu, hatta iki tarafında belli meblağları aldığını bu reklam PR çalışması için. Böyle çok ciddi iddialar da var. Bu var. Aşk haberleriyle alakalı. Var. Var, 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 var. Yani bir tek var. Bana, sen, hepimize geliyor bunlar. Yani ama bak, tek gündem oluyorlar her yerdeler. Bir tek kişiye değil ki, yani bir tek bana geliyorsa hadi beni yanıltıyorlar, beni kandırıyorlar diyeceğim. Bana, sana, Bilal Bey. Ya çık halk halk, dışarıdaki halk bile inanmıyor yani. Yani bu olay konu ya, yok ya diyorlar, onlarınkisi PR. Yani bunu bize gelene kadar onu seven hayranları ve halk söylüyor bunları. Aynen öyle. Yani o yüzden bence onların... bir arada böyle el ele tutuşmasalar bile şöyle bir röportajda ikisini bir arada görmek çok isterim. Olur mu, dudak dudağa geziyorlar baksanıza. İşte bu dudak dudağa geziyorlar, tamam güzel. O zaman niye birlikte röportaj vermekten çekiniyorlar? Hmm. Çıksınlar. Çıkıp konuşabilirler de ilişkilerine dair. Aynen. Zaten Ayyuka çıktı artık değil mi? Birlikte bir röportaj tabii, artık, gelir mi? Tabii. Birlikte bir röportaj gelse keşke ya. Gelse keşke de. Yani. Gelse keşke. Biz daha iyi anlasak bazı şeyleri. Evet. Evet. Yani. Öyle, neden, evet. neden gizliyorsunuz gerçekleri? Konuşun. Bam, bam, bam. Magazin. Bu üçlüden sorulur efendim. Ve gerçekler sadece ve sadece bu masada konuşulur dedikten